Sevgili izleyenler, spor saatinden mutlu akşamlar. Bu akşamki spor saatinde yine Muğla bölgesi ve Aydın bölgesi takımlarının son durumunu konuşacağız. Geçtiğimiz hafta çok önemli karşılaşmalar vardı bölgemiz takımlarının. İşte o takımların durumunu bu akşam spor saatinde yakından bir kez daha masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarım, spor yorumcuları, Fenerbahçe ve milli takımın efsane oyuncularından Sayın Abdullah Çevrim, yine milli hakemlerimizden Fethiyespor eski başkanlarından Sayın Timur Fidan bu akşamki canlı yayında spor saatinde yine konuklarımız. Evet, spor saatinde Fethiyespor'u konuşacağız. Yine Aydınspor, Nazilli Belediyespor'u konuşacağız. Bölgemiz takımlarından Bodrumspor, Muğlaspor'u da konuşacağız bu akşamki spor saatinde. Spor saatinde ayrıca canlı telefon bağlantılarımız da olacak. Takımlarımızın yetkilileriyle konuşacağız ve 2 saatlik bu programın içerisinde futbolu, bölgemiz takımlarının durumunu konuşacağız. Zamanımız yeterse Fethiye'de motokros şampiyonası vardı. Motokros şampiyonası nefesleri kesmişti. Türkiye motokros şampiyonasından da güzel görüntüler ekranlarınıza gelecek. Yine ödüller, ödül töreni de ekranlarınızda olacak. Evet, ben öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz sevgili Fidan, hoş geldiniz Sayın Çevrim. Evet değerli izleyenler, hemen hız kesmeden başlıyoruz programımıza. İkinci Lig Beyaz Grup'ta, Sportot İkinci Lig Beyaz Grup'ta Menemen Belediyespor'un liderliği devam etti. Fethiyespor deplasmanda galip geldi. Yine Nazilli Belediyespor bu grupta Ordu deplasmanından bir puan çıkarmayı başardı. İşte ikinci lig beyaz grupta geçtiğimiz hafta hangi sonuçlar alındı, puan durumu nedir ve bu hafta oynanacak maçlar nasıl oynanacak, kimler arasında oynanacak ekranlarınıza geliyor. İkinci lig beyaz grupta bu hafta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Hacettepe Spor 2, Bandırma Spor 2, Pazar Spor 0, Ümraniye Spor 1, Ordu Spor 1, Nazilli Belediye Spor 1, Kahramanmaraş Spor 1, Konya Anadolu Selçuk Spor 1, Sarıyer 1, Buksaş Spor 1, Pendik Spor 1, Fethiye Spor 3, Anadolu Üsküdar 1, İstanbul Spor 1, Menemen Belediye Spor 1, Hatay Spor 0, Bayrampaşa 0, Kırklareli Spor 1. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şu şekilde oldu. 14'er puanlı Menemen Belediye Spor 1. İstanbul Spor 2. 13 puanlı Sarıyer 3. 12 puanlı Ümraniye Spor 4. 10'ar puanlı Hacettepe Spor 5. Buksaş Spor 6. 9'ar puanlı Kırklareli Spor 7. Kahramanmaraş Spor 8. 7'şer puanlı Bandırma Spor 9. Nazilli Belediye Spor 10. Bayrampaşa 11. Fethiye Spor 12. 6'şer puanlı Hatay Spor 13. Yine aynı puandaki Konya Anadolu Selçuk Spor 14. 4 puanlı Ordu Spor 15. 3 puanlı Anadolu Üsküdar 16. 2 puanlı Pendik Spor 17. ve 1 puanlı Pazar Spor 18. sırada bulunuyor. Ligin 8. haftasında oynanacak maçlar ise şu şekilde. Hatay Spor Sarıyer, Buksaş Spor Ordu Spor, Nazilli Belediye Spor Hacettepe Spor, Bandırma Spor Kahramanmaraş Spor, İstanbul Spor Pendik Spor, Ümraniye Spor Menemen Belediye Spor, Konya Anadolu Selçuk Spor, Anadolu Üsküdar Spor, Kırklareli Spor, Pazar Spor, Fethiye Spor, Bayrampaşa. Evet değerli izleyenler, Sportoto 2. Lig Beyaz Grup'ta Fethiye Spor deplasmanda güldü bu kez, yine ikinci galibiyetini aldı ama kendi evinde Fethiye Spor'un galibiyeti yok. 3-1'lik galibiyetle döndü Fethiye Spor. Fethiye Spor bu galibiyette
gollerini Aytaç, Emre Okur ve Oğuzhan'ın ayağından attı. Ve Fethiyespor gerçekten bu karşılaşmada güzel bir mücadele örneği sergiledi. Az grupta galibiyete hasret Fethiyespor, Pendik Spor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Pendik stadındaki karşılaşmayı Mustafa Aydın, Evren Çağlar ve Mert Türk yönetti. Ev sahibi Pendik Spor sahaya Mehmet Süheyl Alişan, Hakan Akbaş, Fahri Tatan, Hayrullah Umut Samet, Okan Ramiz, Fatih Şen 11 ile çıktı. Fethiyespor ise kalede Metin, Bayram Hüseyin Onur, Mert Er, Cenk Tunay, Aytaç, Emre Balkı, Emre Okur ve Oğuzhan 11 ile. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fethiyespor 20. dakikada Aytaç'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada Emre Okur'la farkı 2'ye çıkaran Fethiyespor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmada 25. dakikada karşılaşmanın 55. dakikasında Oğuzhan durumu 3-0 yaptı ve Fethiyespor farka gitti. Karşılaşmanın böyle bitmesi beklenirken 62. dakikada Abdülkadir'in golüyle ev sahibi Pendik Spor tek golünü attı ve maç 3-1 konuk Fethiyespor'un üstünlüğüyle kapandı. Evet değerli izleyenler, Fethiyespor 3-1'i galibiyetle döndü. Bu galibiyetle ilgili olarak da Fethiyespor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım'ın görüşlerini aldık. Ahmet Yıldırım bu haftaki karşılaşmaya da değindi. Bayrampaşa ile oynayacak Fethiyespor ve Fethiyespor'un Pendik deplasmanında 70 dakika istediği oyunu sahaya yansıttığını söyledi ama 70 dakikanın ardından ise o oyunu pek beğenmediğini ve bu süre içinde de bir gol yediklerini söyledi. Tabii rakip de 10 kişiydi bu dakikadan itibaren. İşte Ahmet Yıldırım'la yaptığımız röportaj ekranlarınızda. Üçüncü lig ikinci grupta üst sıralara yaklaşmayı hedefleyen Bodrum Spor evinde lideri Meskut Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. Bodrum ilçe sahasındaki karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi, Levent Görün, Oğuzhan Şenler yönetti. Bodrum Spor sahaya Taner Aga, Onur Serdar Mümin, Cengiz Tolga, Mehmet... Evet sevgili izleyenler, bantlarda küçük bir karışıklık oldu. Canlı yayında bunlar oluyor. Stüdyoya döneceğim ama önce Fethiyespor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım Pendik deplasman galibiyetini bakın nasıl değerlendirdi. 12 nolu bandımız ekranlarınızda. Maça hakikaten çok iyi başladık. İstediğimiz, kurmak istediğimiz, oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık 70. dakikaya kadar. Vallahi oyuncularımız işin bilincinde. Burada benim herkesten ricam biraz sabretmesi gerekiyor. Çünkü biz yeni takımız. Geçen sene yaşanan buradaki sıkıntılar hala oyuncuların baskı altına alıyor. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor ama çok şükür bu maçta onu atmış gibi gözüktük. Kazanamamanın verdiği baskı da vardı üzerimizde. Çok şükür hem iyi oyun hem de iyi mücadele hem de topa sahip olma, pas yapma adına çok olumlu maç geçirdiğim için. Golü de bulduk, pozisyonlar da bulduk. 70. 75. dakikaya kadar oyun kontrolü bizdeydi. Rakip de 10 kişi kaldı zaten. 3-0'ın verdiği rahatlık oyuncularımız bize rehavete soktu. Ama gene de çok daha farklı bitecek maçtı bizim için. 3-1 kazandık. Hem iyi oyun hem iyi mücadele. Tabii bunun yanında da skor alamamanın verdiği sıkıntıyı da attığımızı düşünüyorum ben. Kazandık. İnşallah bundan sonraki maçlarda da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin desteğiyle. Hocam bu hafta yine önemli. Hatta bu hafta değil, şu son 15 günde önemli karşılaşmalar oynayacağız. Süreleri de çok az. Seçim, işte erteleme maçı. Fethiyespor önümüzdeki bu çıkışla
bir seri yakalayabilir mi? Hakikaten önemli maçlar. Taraftara burada da önemli destek düşüyor. Tabii ki destek. Taraftar zaten Fethiye halkının, Fethiye taraftarının takım üzerinde büyük bir emeği var. Bu da işte dediğim gibi geçen senenin verdiği sıkıntı ister istemez baskı da yapıyor oyunculara. Ama biz buraya geldiğimizde de iyi takım kurduğumuzu düşünüyoruz. En azından genç takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü oyuncularımız Emre Balk olsun, birkaç tane işte Can olsun, Hakan olsun hep 95, 94, 93, 96 altyapıdan çok beklenti içerisinde olduğumuz Enes, yarın öbür gün biraz rahatladığımız takdirde onu da Çağatay, Enes 97 ile onları da bu işin içine katmayı düşünüyoruz. Rıdvan'ı bu hafta kadroya aldık. O da aynı şekilde. Yani biz kendimizi kurtarma peşinde değiliz. Buraya güzel bir iyi bir takım, genç takım önümüzdeki senelerde en azından bir iskelet oluşturabilmek. Çok samimi söylerim. Yani ben hocalar günlük yaşar, başarıya bakar. Bizim hiçbir kulüpte, hiçbir çalıştığımız yerde hiçbirimiz böyle bakmadık. Son dönemlerde gelen birkaç eleştiriye karşılık söylüyorum ben. Hiçbir zaman kendimizi düşünmedik. Biz bulunduğumuz yere imza atmamız gerekiyor. Bu da hem tesis adına hem de genç oyuncular adına imzamızı bu şekilde atmayı düşünüyoruz, seviyoruz. Tarzımız bu şekilde. Onları da bu işin içerisine katıp iyi bir takım oluşturabilmek. Tabii ki sorunuza gelince seri yakalayabilmek. Çünkü bizim hedefimiz yukarılar. Yani burada kazanabildiğimiz kadar maç kazanmamız gerekiyor. Özellikle içerideki maçları kaybetmeden kazanabiliyorsak kazanacağız, kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bu da bizi yukarıya taşıyacak diye düşünüyorum. Herkesin sabretmesi gerektiğini düşünüyorum. Sabretmesi gerektiğini gerekmesi istiyorum. Başkanından, yöneticisinden, taraftarından, geçen sene bu işin içerisinde olup görevi bırakan yöneticilerden herkesin destek olmasını istiyoruz. Bu sadece bir maç galip geldik diye söylemiyorum. Bu uzun vadeli bir uzun maraton, uzun vadeli bir serüven. Biz de dediğim gibi oynattığımız takımlar içerisinde genç oyunculara daha fazla yer vermeye çalışıyoruz. Çalışanın formayı kapması gerektiğini oyunculara aşılıyoruz. Bu 2000'li Elvan da dahil. Kimseyi ayırt etmiyoruz. O yüzden kimse merak etmesin. Elimizde çok iyi takım var. Sadece bunu sahaya yansıtmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz. Dediğim gibi bu da geçen sene verdiği baskıdan kaynaklandığını düşünüyoruz. O yüzden herkesin sabırlı olması gerektiğini ve elimizde çok iyi bir takım olduğunu, bunu da yavaş yavaş sahaya yansıtacağını düşünüyorum ki Pendik maçında öyle oldu. Bundan sonraki haftalarda isteğimiz, arzumuz bunun daha üstüne koyarak lige devam edebilmek. Hocam Bayrampaşa maçı öncesi sakat cezalı oyuncumuz son durumda geçen hafta 3 sakat vardı. Evet. Nasıl durumları? Burada Merter çift sarıdan kırmızı kart gördü. Merter Bayrampaşa maçında yok. Onur Bektaş üst adalesinde sıkıntı vardı. Yarınki çalışmada bakacağız. Başka öyle ciddi sakatlığımız yok. Çok şükür oyuncularımızın hep sağlığı saati yerinde. İsteği arzusu yerinde. Tabii içeride kazanmamız gerekiyor. Ama gene oyuncularımızı baskı altına almayacağız. Bizim hedefimiz, bizim felsefemiz kazanamıyorsan kaybetmemek. O yüzden her maç önemli. Her maça, içeride dışarıda her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bu da bunlardan bir maç olacak. Dediğim gibi zor bir periyot. Bu haftadan Pendik maçı dahil 7 maç yapacağız 2 haftada. Evet. Kazanabildiğimiz kadar puan kazanmak istiyoruz. 7 maçta inşallah 21 puan olur. Evet. Son 2 haftada 7 maç. Evet. Oynayacağız. Evet. Hocam isteğiniz ne bu haftaki maça? Cumartesi günü maç. Evet. Bu nedenle taraftarların tribünleri doldurması adına bir çağrınız, talebiniz, antrenmanlarda özellikle futbolculara teşvik olması adına. Vallahi oyuncularımızın isteği arzusu yerinde. Sadece oyunun oyuncularımızın özellikle hata yaptığı dönemlerde, düştüğü dönemlerde taraftarımızın sahneye çıkmasını istiyoruz. Çünkü iyi giden bir yerde herkes destekler. Önemli olan oyuncuların düştüğü yerde, oyuncuların motivasyonunun veyahut da konsantresinin düştüğü yerde taraftarların tekrar canlandırması. Bunu istiyoruz. İnşallah bunu da yaparlarsa. Sevgili izleyenler, Fethiye Spor Teknik Direktörü
Ahmet Yıldırım'ı dinledik. Pendik maçı değerlendirmesi ve Bayrampaşa maçı öncesi görüşleri böyleydi. Evet, bu Fethiyespor'la ilgili konuşacağız ama aynı grupta Nazilli Belediyespor'da Ordu deplasmanındaydı. Nazilli Belediyespor Ordu deplasmanında 77. dakikaya kadar 1-0 yenik götürdüğü karşılaşmayı Zafer'in attığı golle 1-1 beraberliğe getirdi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 10. sıraya yerleşti Nazilli Belediyespor. İşte o karşılaşmayla ilgili analiz ekranlarınızda. Evet, hemen isterseniz öncelikle sevgili Abdullah Çevrim, Fethiyespor'u konuşalım. Fethiyespor 3-1 galip geldi. Geçtiğimiz haftada konuşmuştuk. Konya Anadolu Selçuk galibiyetinin ardından Fethiyespor ikinci galibiyetini aldı ama henüz galibiyetini alamadı. Özellikle kendi evinde galibiyet alamadı. Bu konuda ne söyleyeceksin? Pendik maçıyla ilgili görüşler konusunda düşüncen nedir? Şimdi düşüncem şu. Bir çıkış yapacağını bekliyorduk Fethiyespor'dan. Fethiyespor'un bir çıkış yapıp o çıkışı da götürmesi lazım geldiğini söyledik geçen hafta. Evet. Öyle bir seri. O terör olaylarından dolayı bir maç ertelendi. O maçın ertelenmesi işte Fethiyespor'a bir daha çok yardımcı oldu. Bakın burada çok enteresan sonuçlar var. Evet. Yani ben şöyle bir baktım ilk başta İstanbulspor takımı Üsküdar Anadolu takımıyla biri bir şampiyonluğa oynayan bir takım, bir tanesi de küme düşmemeye oynayan bir takım. Maçın neticesi 1-1 berabere. Evet. Yani burada kolay maçları yok. Fethiyespor'un kazandığı bu galibiyet hakikaten çok değerli bir galibiyet. Niye diyeceksiniz? Bir başlangıcın, yeni bir çıkışın başlangıcı olsun diye şunu temenni ediyorum ben. İnşallah öyle olur. Ahmet Hoca'yı dinledim. Dinledikçe de rahatladım yani esasında. Genç bir kadroyla devam edeceğim. Bir cümlesi çok ilgimi geçti. Geçen yıllarda bizim hep söylediğimiz programda sizin de söylediğiniz kazanamıyorsak kaybetmemek. Şimdi prensip. Bunları tekrar söylersek şey olacak da biz hep bunları söyledik de yani. Arkadaşıma derdin nedir? Galibiyet. Galibiyeti görmekten sonra o bana rahat bir şey söyleyemiyor ki. Sen bir şey söyleyemiyorsun. Yani bir galibiyet alsak belki o gün çok sevineceğiz. Çok iyi bir programa çıkacağız. Ama olmadı ki. Ama şimdi de gidiyor. Şimdi de gidiyor daha kötü şekilde. Şimdi burada aldığımız bu 3 puanı, ben bu 3 puanın gelişine hayranım. Niye hayranım? Deplasmanda alınan 3 puan, içeride kaybedeceğim maçların, berabere kalıp da kaybedeceğim maçların 3 tanesi demektir. Onun için değerli bir galibiyet. Bir de ben geçen hafta şunu söyledim, takımın fazla bir eksiği yok. Takımın eksiği, bir tek eksiği vardı, o da motivasyonu. Hatırlarsanız aynı onu söyledim. Yani futbolcu yapısı, kadrosu, madrosu, herkes kendine bir çeki düzen vermeli dedik. Evet. Ha biz bunu Üsküdar maçında bekliyordum. Hı hı. Olacak diye bekliyorduk. Kısmet Pendik'teymiş. Pendik de zaten bu arada pek iyi gitmiyordu. Hı. Ahmet Hoca da zaten onların halini, ruhunu çok iyi biliyordu. Evet. Oradan gelecek olan bu galibiyet inşallah devam eder. Hı. Yani biz bu galibiyeti aldık. Biz her şeyi yaptık. Artık bundan sonra önümüzde kimse duramaz gibi beylik lafların yeri değil. Evet. Rehavete girmiyor. Rehavete girdiniz mi? Ben geçen sene de söyledim, evvelki sene de söyledim. Bazı maçlar insanların nereden neresini kopardığını farkına bile varmaz dedim. Evet. Değil mi? Kulağın kopar, burnun kopar, elin kolun gider, kalmışın iskelet. Böyle olmaması için her galibiyet takım için bir moral, her galibiyet de takım için bir kârdır. Eğer bunları yapamazsak biz gene hani bir laf vardır, Üsküdar'a giderken aldı bir yağmur, onun gibi oluruz. Evet. Ne kadar çok puan toplarsak, o kadar rahat top oynarız. Yani benim şu maç için söyleyeceğim şey bu. Bu maçta bir moral kazandılar çocuklar. Evet. Ha, moral kazandı diye bitti, her şey bitti manasına gelmesin. Bu maçı kazanmak önemli. Sen bir
kendine adım attın. Bir evet. boşluktaydın. Boşluktan adımını merdivene bastın. Bir tırmanmaya geçeceksin. İnşallah bu olacak. Ha bunu yok ya biz her şeyi yaparız havasında girersek biliyorsun bu işleri hakemler de öyle başlar. Futbolcular da öyle başlar. Her şeyin sonu önemli. Başı değil. Her evet. şeyin sonu önemli. Hocam bu maçta Fethiyespor'da şöyle ilk 11'e baktığınız zaman kalede Metin, Bayram Hüseyin, Onur Mert Er, Cenk Özbey, Tunay, Aytaç, Emre Balkı, genç Emre yine kadroda ilk 11'de. Emre Okur ve Oğuzhan yine genç Oğuzhan. Yedek olarak oyuna alınanlara baktığımızda Uğur Erdoğan var, Berat Jonathan var ve Salih var Fethiyespor'da. Kadro hemen hemen ilk dönemden bu yana yani ilk maçtan bu yana Fethiyespor'da hemen hemen aynı. Zaman zaman tabii rotasyonlar yok değil, var. Tabii önemli sakatlar vardı bu maça çıkarken Fethiyespor'da. İşte evet. az önce söyledik Onur Bektaş yok. Yine savunmada Murat yok. Murat Cömert yok. Yine bir eksik daha vardı Fethiyespor'da bu maça çıkmadan önce. Bilal Türker'i var galiba. Evet, Bilal Türker'i evet yine yok. Sevgili Erdoğan, bir şey söyleyeceğim. Her kazanılan maç yeniliklerin ışığını getirir. Evet. Bakın, şimdi onlar yok, bunlar yok, bunlar yok. Önemli değil. Önemli olan bu takımın kendi arasında yaptığı mücadeleden farklı bir galibiyetle çıkmasında etkenler var. Evet. Nedir bu etkenler? Zor daima tekniği yener. Evet. Zor tekniği yener diyor. Genç çocuklar, koşacak çocuklar. İşte Ahmet de, Sayın Hoca da söyledi. Evet. 96'da, 95'te bir sürü gençler ile. Evet. Gençler koşuyor. Koştukça da karşısındaki yara rakibi pendiğin içerisinde en azından 7-8 tane adamı fare var Tatan. Artık futbol bırakması gereken bir adam. Hı hı. Fahri Tatan'ı tanıyorsunuz. Beşiktaş'ta, evet. evet. orada, Rize'de, burada. Yaşlılarla gençlerin mücadelesi şeklinde geçmiş. Evet. Ve başarılı olan takımda genç takım olan Fethiyespor olmuş. İşte buradan bir ümit insana geliyor. Bu takım iyi bir takım olacak düşüncesi çıkıyor. Evet. Ha, bunu bu maç için söylemiyorum ama gençlerin her zaman enerjisine hayranımdır. Gençler tekniği yener her zaman. Takıma monte edilmeli. En büyük arzum o benim. Evet. Hele hele Fethiye gibi bir yerde. Daha doğrusu bunun dün evvelsi gün akşam gene bir spor kanalında ben katılımcı oldum. Gençlik olayı vardı. Genç futbolcuların neden daha fazla olması. Bir de şehir takımlarında, Anadolu'da özellikle o takımlarda oynayan futbolcuların o şehrin içinden gelenlerin bir arada olmasını istiyorlar. Evet. Neden? O halkın gidişini, taraftarın gelişini, futbolcunun saha içindeki verimini arttıracak olan kişiler olarak nitelediler. Haklılar. Fethiyespor'dan da 3-4 kişi Fethiyeli olarak olsa daha fazla koşun, daha fazla kardeşim diye kendi kendilerine daha çok koşarlar. Onu görenler de ondan ibret alırlar. Onlar da çok koşarlar. İşte bu önemli şeydi programda. Dün akşam ben programa katıldığımda aynı şeyler çıktı. Sonuçta her şey, Anadolu'daki her şehrin takımlarında birkaç tane futbolcunun olması gerektiğini savundular. Ben de onu savunanlar içindeydim. Evet, gençlere önem verilmeli. Önem verilecek. Fethiyespor'un attığı bu adım, Ahmet Hoca'nın attığı bu adım doğru ve sonucunu şimdi, beklemeli diyorsunuz. Muhakkak bekleyeceksin. Yani belki biraz kaybedebiliriz gençlerin şeyinden. Ama yılmamak lazım. O gençlere bir önem vermek lazım. Onlara bir ön ayak yapmak lazım. Yani gelecekler, bu çocukların bir geleceği varsa burada yavaş yavaş ortaya koyacaklar. Evet. Bak öbür gençleri de hazırlıyorum dedi hoca. Benim hoşuma evet. gitti. Ben o taraftarım. Bir de bak bu yıl Türkiye'de bir hoca daha vardı. Çok beğendiğim bir hocadır. Samet Aybaba. Evet. Hep gençlerden takımını kurdu. Gittiği her yerde genç takımlar yarattı. Gençlerden takımlar yarattı. Trabzon'da, orada, burada, her yerde. Ve çok başarılı oldu. Kayseri'de.
Fakat bazı yerlerde işte... Bu aşı yani, tutmayabiliyor. Tutmadı mı da millet başka türlü düşünüyor. Hocaya kötü, hocalar kötü değil. Bütün hocalar, genç çocuklar. Şimdi bakın Ahmet pırıl pırıl 40 yaşında, 35-40 yaşında bir deli genç bir hocamız bizim. Diğer genç hocalara bakıyorsunuz. Milli takımdaki hocalara bakıyorsunuz. Dünkü Abdullah, öbür evet. tarafta şey, onlar hep genç çocuklar çalıştırıyor. Gençleri kim çalıştırır? Gençlerle çalışır. Ben de bildiğim gibi genç insanlardan alınacak randıman daha faydalı olur. İlerisi için diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Sevgili Timur Fidan, Fethiye Spor bir çıkışın içerisinde mi? Bundan sonra diğer gelen maçlara baktığımızda Bayrampaşa, ardından ertelenen Anadolu Üsküdar 1908 olacak. Yani bu 3 puanla beraber arkadan gelecek 2 galibiyet 6 puan, 9 puan yapacak ve böylece Fethiye Spor bir anda 12 puanla üst sıralara çıkabilir. İlk 5'in içerisine girebilir mi? Ne düşünüyorsun? Şimdi genelde tabii öncelikle takımımızı orada verdiği mücadeleden ve galibiyetle biz maçı canlı seyredemediğimiz için internetten takip ettik. Ve goller atıldıkça da rahatladık. Ve bir hafta ertelenmiş ve maç oynamama sıkıntısını 60 olarak göründü. Ve böylece orada deplasmanda alınan 3 puan gerçekten Fethiye Spor için büyük bir kazanç. Öncelikle hem hocayı hem yönetimi hem futbolcu kardeşlerimizi kutluyoruz. Elinden gelenlerini sahaya döküp yalnız bir oyuncumuzu kaybetmemiz iyi olmadı. Mert'e hem kendi kırmızı kart gördü, kırmızı kart çift sarı kartta. Ama bu eksikliği önümüzdeki haftalarda arkadaşları kapatacaktır. Çıkışa gelince tabii ki Üsküdar Anadolu takımıyla burada oynayacağımız müsabakada galibiyet alabiliriz ümidimiz vardı. Çıkışı evet. o zaman yakalayabilirdik demiştik. Ama o ertelenince Pendik'le bu başladı. Şimdi bu hafta oynatmıyor federasyon sandığım bildiğim kadarıyla. Evet. Bayrampaşa Üsküdar maçı arka arkaya gene oynanacak. Evet. Bu bir çıkışı hazırlayabilir. İki hafta üst üste. Salı günü. Önümüzdeki hafta evet. salı günü oynayacak. Evet. İki hafta daha doğrusu seçimin hemen ardından salı günü oynayacak evet. karşılaşma. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız iki müsabaka olacağı için arka arkaya 3 puanları da bu beklenti içine girmiş bulunduk. Bu galibiyetleri de alırsa Fethiye Spor çok daha rahat gelir. Ama şurasını bir çizmeli lazım. Fethiye Spor 14 haftada 6 puan aldığı yerde artık 7 maçta aldığı müsabaka olarak pardon. Şu anda 7 puanız. 7 puandayız. Evet. Yani 6 puanlık barajı 14 maçlık puanı şimdi 7 maçlık da avansımız var. Hani geçmişteki müsabakalara evet, göre lige değerlendirirsek. Bu arada futbolcu seçiminde hocamızın yaptığı tabii ki takdir ediyoruz ama içerisinde ufak tefek değişiklikleri, varyasyonu zaman zaman göreceğimizin de ışığını veriyor. Altyapıya dönük çalışmalara açık olması ve oradan futbolcuları kadroya almayı kendi ağzıyla da söylediğine göre bu Fethiye Spor için, gelecek için umutlu gözüküyoruz. Evet. Ama bu tabii ki takım ne kadar rahat bir pozisyona girer ve ligin üst sıraları için tırmanışa geçerse rahatladıktan sonra ancak zaman zaman bunları süre vererek futbolculara, takıma empoze etmeye çalışacak. Tabii ne kadar yerel yönetici futbolculardan katılan olursa takımımıza, Abdullah abinin dediği gibi, yöresel destek ve katılımın da daha fazla olacağı açık. Evet. Yani yerel futbolcularımız uzun yıldır aşağı yukarı 10-12 senedir hiç futbolcularımız yer almıyor kadromuzda. Bulunuyor belki 18 kadroda bir futbolcu ama ertesi sene o futbolcuyu da göremiyoruz. Hani böyle bir istikrarsızlık vardı. Hem yönetimdeki arkadaşları kutluyorum bu galibiyet için. Hem teknik sorumluları hem de futbolcu kardeşlerimi. Önümüzdeki hafta rakiplerimizle ilgili değerlendirme de yapmak lazım. Dediğin gibi Nazilli, Ordu Spor gibi önemli bir deplasmanda 70. dakikadan sonra 77 yanılmıyorsam. Beraberliği sağlayarak lig için onlar da iddialı bir şekilde geliyor. Evet. Abdullah abinin söylediği bir şeye daha katılıyorum ben. Ligin en altı ile en üstünün arasında fazla bir fark yok. Yok. Hani bu açıdan ama istikrarlı sonuçlar alan biraz daha üstte ve rahat gidiyor. O zaman kendine güveni artıyor takımın. Biz de arka arkaya 3 puan aldığımız zaman en azından playoff'taki
sıralamanın içerisinde çok rahat yer alabiliriz. Bu 3 haftadan sonra takımımız daha rahat oynayabilir, kendine güveni gelir. Bu açıdan sabırsız olmamak lazım. Hem hocaya hem futbolcu kardeşlerimize fazla böyle dışarıdan bireysel yapılmış eleştirilerin pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani yapıcı eleştirileri evet biz de zaman zaman değerlendiriyoruz. Ama biz sonucu gördükten sonra değerlendirdiğimiz için evet. Bizimki bir derecede daha olumlu. Ama dışarıdan daha müsabaka oynanmadan, haftalar geçmeden hem yönetime hem futbolcuya hem teknik kadroya bir ömür biçer gibi tavır içinde olanlar maalesef Fethiyespor'u severken zarar verdiklerinin farkında değiller. Hani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ligde şu anda... Bir şey ilave edeceğim oraya size. Demin bir şey, çok güzel bir şeye temas ettim. Alacağımız neticeler tabiatıyla oyunculara tesir edecek. Bir moral kazandıracak. Ayrıca bir şey daha kazandıracak. Nedir o biliyor musunuz? Seyirciyi kazanacaksınız. Evet. Fethiye seyirci kazanacak. Her maçı artık gitmem ben artık onların maçını seyretmem diyenler galibiyetler geldiği müddetçe yavaş yavaş onlar da gelmeye başlayacak. İşte o kazancı en büyük kazancı olacak Fethiye'nin. Evet, yani PTT 1. Lig'de o 10.000 kişiye oynayan taraftar yavaş yavaş gelecek. Evet, tekrar tribünleri dolduracak tabii ki. Ancak saha başarılı... Kazanan maç, bir maç kazan, iki maç kaybet olun o değil. Kazandıkça üstünü koyarak gelmeler şartı. Evet. Kazandıkça, saha başarısı arttıkça tribündeki seyirci sayısı gelecek, artacak. O da, tabii. O da seni bir kat daha motive edecek. Verecek, tabii. Yani futbolun cilvelerinden bir tanesi de bu işte. Evet. O futbolun... Geçtiğimiz haftaki programımızda Fethiye Spor Başkanı Sayın Okan Uysal'ı ağırlamıştık. Okan Uysal programda biliyorsunuz çıkışın bu hafta başlayacağını söylemişti. Takımına güvendiğini belirtmişti. Sayın Okan Uysal yine rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyor. Eğer arkadaşlarımız telefon bağlantısını bu anlarda bu gerçekleştirebilirlerse hemen programımıza da alalım. Onun duygularını da alalım. Pendik Spor maçını yakından izledi Sayın Okan Uysal. Onun düşüncelerini de almak istiyoruz. Evet Timur bunun Bey. Dışında, evet. Bunun dışında buyurun, Abdullah Bey. Şimdi evden gelirken çıktım. Malum bizim buraya gelirken muhakkak pazarın içinden geçmek evet. lazım. Geçerken herkesin dikkatle ve çok enteresan maçın saatini bekliyorum. Programın saatini beklemekle meşgul olduklarını gördüm. Evet. Çağırıyorlar, ediyorlar. Ben gitmesem seyredemezsiniz. Ben gideyim de program başlasın. Bırakın beni dedim. İşte o Aliler, çocuklar, balıkçı çocuklar, oradaki garsonlar, esnaf, gel yoldaki işte arkadaşlar. Sadece onlar beklemiyor abi. Herkesin beklentisi oldu. Artık bakın bir maçla bir anda değişiyor. Bu maç 1-0 olsaydı bu kadar etki olmazdı bakın. Evet. Bunu da söyleyeyim. 3 olunca maçın ve gurur duyuyor. Şimdi Fethiye 3-0 galip dedik. Ben de öyle bak 3-0 olunca oh dedim rahatlat bir şey yemek yiyeceğiz herhalde. Şeyde. Ondan sonra işte 3-1 olunca insan inan bana huzursuzlaşmaya başladı. Ben golü yiyince bizim takım huzursuzlaşmaya başladı. Ve nitekim de Ahmet de söylüyor. Siz de söylüyorsunuz. 70. dakikadan sonra tehlikeler başladı. Evet, değerli izleyenlerimize... Seyrettiniz mi bilmiyorum maçı. Evet. Tabii ki. Yani biz canlı seyredemedik. Evet. Ancak internetten takip ettik. Şimdi değerli izleyenlerimize hatırlatmak istiyorum. Ben maç görüntülerini ekrana vermek isterdik. Şöyle, akredite maç izin belgesi almamıza rağmen akreditedeki sorun nedeniyle bu maçı görüntüleyemedik. Değerli izleyenlerimizden bu nedenle özür diliyoruz ama önümüzdeki karşılaşmaları ekranlara getireceğiz. Muğla takımlarımızın ve diğer takımlarımızın bölge takımlarının maçlarını izletmeye çalışacağız değerli izleyenlerimize. Şimdi sözlerimi şöyle tamamlayayım. Menemen mesela 2 sene önce 3. Lig'den yeni çıkan bir takım olmasına rağmen yapısal olarak köklü ve fazla kadro değişikliği yapmadan istikrarı yakaladığı için bakın istikrarlı sonuçlar da almaya devam ediyor. Geçen sene de ilk beşte mücadele etti. Playoff'a kalmıştı. Bu sene de şu anda lider. İstanbul Spor gibi köklü bir kulüp evet. ki Abdullah abi onu oradan ayrılmış futbolcularla beraber oynamıştı. İstanbul Spor 1. Lig'de
futbol oynuyordu. Yani yakın zamanda değil. Hı hı. Çok eski zamanlarda hiçbir takım yok. Yani Vefa, Feriköy onlar oyunla beraber oradaydı. Çok köklü takım. Ama şu anda bulunduğu yer çok önemli. Mesela Sarıyer. Bu da köklü bir kulüp. Ama playoff'ta daha lider olamamış bir takımlar. Bakın Ümraniye, gene İstanbul ama Hacettepe hakikaten genç bir yapıyla, bizim kadromuzda genç belki ama çok güçlü bir genç, yeni bir yapısal yapılanmaya girdiler. Ve burada oynanan ve en güzel ve mücadeleli futbol. O puanlamada dikkatli bakın. İstanbulspor kimle beraber kalıyor? İstanbulspor bu hafta oynadığı karşılaşmada Anadolu Üsküdar'la. Kaçıncı, en alttaki takım. En alttaki takım. Evet. Demek ki burada daha çok dikkat edilecek noktalar var. Evet. Bakın İstanbulspor ikinci. Grupta ikinci sırada. Öbürü küme düşme potasında bir takım. Demek ki fazla bir fark yok. Hocam lig yeni başladı daha. Ha. Yani bir anlamda şimdi biz takımlar birbirini denemez safhasında. Bu kadar ümitsizliklerle kapılmamak için bizim ne yapmamız lazım? Ahmet Hoca onları biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Nedir? Maçı kazanmak lazım. O da diyor maçı kazanmak. Ama maçı kazan. Maçı kazandıkça sen düzelirsin, iyi top oynarsın. Taraftarını sahaya çekersin. Benim prensibim bu. Ha, iyi, evet. Öncelikle iyi oynamak lazım. İyi oynayan takımlar az nadiren kaybeder zaten. Hayır, iyi oynadı. Ben diyeceğim. Bak iyi oynadı. Nadiren kaybeder ama kötü oynarken de kazanmak lazım. Evet. Evet. Kötü oynarken kazanırsan istediğin yere gelebiliyorsun. Şampiyon bile olabiliyorsun. Sayın Yıldırım kazanamıyorsak kaybetmemek evet. lazım diyor. Evet. Bu da kendi sahanda özellikle evet. bence mutlaka 3 puanları almamız lazım. Benim prensibimdir. Hep, her şey, her dışarıdan bir puan tek tek gelebilir. Bir puanın bile çok önemli vardır ligde. İşte şu, bu açıdan şu aldığın dışarıdaki 3 puan senin bazı maçların telafisi demektir. Evet. Anlatabildim mi? Hem telafisi evet. hem artısı oluyor. Mağlup olabilirsin. Mağlup olabilirsin ama oradan bir puan şuradan alsaydık diyebilirdik. O bir puanları böyle üç puanları kazandıkça bir yerimize yedeğimiz oluyor yani. Yedek evet. Puanımız oluyor bizim. Evet. Bunlar güzel bir şey. Her dışarıda kazanmak bir takım için en güzel şey. En güzel şey. İnşallah. Şimdi bu lig, ikinci lig beyaz grupta. 9 maçta 19 gol atıldı. Bir de bu açıdan bir değerlendirme yapalım. Sevgili Abdullah Çevrim'in söylediği İstanbulspor işte ligin dibindeki Anadolu Üsküdar'la Anadolu Üsküdar'ın sahasında bir bir berabere kaldı dedi. Şöyle baktığımızda diğer takımların durumuna 9 maçta 19 gol. Kısır bir hafta mı? Tabii kısır bir hafta. Çok acilen bu takımların gol atmaları, daha fazla gol atmaları lazım. Yani takımlar daha çok savunma ağırlıklı oynuyorlar. Seni deniyor. Hı hı. Sen de beni deniyorsun, ben de seni deniyorum. Nasıl ben buradan ilk başlarda şöyle bir puan alırım, kendi sahamda oynasam bir puan alıp bir gol atayım, ondan sonra ikinci gol atarım, garantilerim diyorsun. Bakın, skorlara bakın. 3 gol atan tek bir takım var. Fethiyespor. Hep 1-1, 1-0, 1-1. Bizim de 5 attık, 9 yedik mesela. Ama evet. bu 3 attığımızı saymazsan 2 gol atmışız daha. Ben o maçta demiyorum. Ben şu hafta... Bu haftaya bakıyorum. Bu hafta açısından, evet. evet. Bu hafta en fazla gol atan, bir hafta. Kısır bir hafta. Çok kısır bir hafta. Yani evet. Fethiye'de 3 gol atmasa 19 diyorsun, 16 golle maç çıkacak. Zaten 16 takım var. Her maça bir, her takıma bir gol düşecek. Evet, o zaman bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenlerimize. Değerli izleyenler, Muğla'nın profesyonel takımları Fethiyespor, Bodrum Spor, aynı zamanda Bal Ligi'nde mücadele eden Muğla Spor, Ortaca Belediye Spor, Aydın Spor, Aydın Nazilli Belediye Spor ve diğer kentlerimizden Denizli Spor, Antalya Spor ve bütün bölge takımlarınınla ilgili, takımlarınızla ilgili vermek istediğiniz mesajları FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderebilirsiniz. Biz de buradan programımızın içinde okuyacağız. Tabii ki takımlarınıza dileyeceğiniz başarıları da yine buradan okumaya devam edeceğiz. FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a mesajlarınızı da bekliyoruz değerli izleyenler. Bir daha, evet. Erdoğan bir daha rica edeceğim. Çünkü ben gelirken bir sürü telefonlar aldım. Evet. Kaçtan oradan buradan bize bir şeyler sormak için mesaj atmak istiyorlar. O numarayı bir daha tekrar edersen vatandaşlara
İsmen değil, bize ismen atmasınlar. Evet. Programı atsınlar. Tabii onu hatırlatıyorum. FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a göndereceksiniz mesajlarınız değerli izleyenler. Biz buradan değerlendirmesini yapacağız. Evet. Yani. Bu arada yine Fethiye Spor'la ilgili gelen mesajları da hatırlatmakta yarar var. Özellikle Fethiye Spor'un galibiyetinin ardından Sedat Bozkurt diyor ki, bir Elazığ sporlu olarak diğer tarafımda senden ibarettir Fethiye Spor. Tebrikler, inşallah devamı gelir demiş. Selim Kampinya, şampiyon olmaktan geçtim. Ligde kalalım yeter. Tebrikler Fethiye'm demiş. Ümit Kenan Kabaca, 3 daha atarız inşallah demiş. Hamza Gürbüz, helal olsun bey, yürüyün kim tutar sizi demiş. Kemal Kavaklı, helal olsun size. Bandırma paçiler demiş. Mert Güzeltaş, Allah yardımcımız olsun demiş. Selim Yolcu, haydi Simge Gim Simsekim şimşek gibi çak. Şimşeğim şimşek gibi çak demiş. Adnan Yazıcıoğlu, Fethiye Spor'umuza başarılar diliyorum demiş. Ramazan Yanıç, takıma hocaya destek olun. 3 maç kazanamadı diye hemen vurmayın. Takım da hoca da çok iyi. Uyumu sağlar. 2-3 maç üst üste kazanırsak değil ikincilik. PTT birincilikte bile kimse tutamaz bizi. Skor taraftarlığını bırakın. Daha şimdiden hocayı takımı küstürürseniz kimsede ne heves kalır ne moral. Destek olmuyorsanız bari kötü yorum yapıp köstek olmayın susun demiş. Kerim Erdoğan, PTT liginden beri forvetsiz bir takım. Geçen sene zar zor ligde kaldık. Bu sene de kayıp çok yazık. Bunu konuşalım şimdi. İbrahim Güçer, biraz daha dikkatli olursak bir de forvet bulursak ligde kalabiliriz demiş. Onur Arzu Kıran, lütfen söyler misiniz forma neden 80 lira? PTT 1. ligindeyken bile 50 liraydı. Biraz daha uygun olsun, tüm stat maçlara formasıyla gelsin demiş. Evet, Fethiye Spor yöneticilerine duyurulur. Formaların fiyatları biraz indirelim diyorlar. Osman Ertuğrul, her zaman arkandayız İlker. Alacaksın o formayı, hadi aslanım benim demiş. Kaleci İlker'i kastediyor. Bakalım hoca ne zaman şans verecek kaleci İlker'e de. Evet, daha çok forvet konusunda, gol konusunda beklenti var taraftarların sevgili çevrim. Şimdi bir kısırlık devresi geçiriyoruz. Bu evet. Görünüyor yani, burada biz ne kadar desek gol atıyoruz, şunu atıyoruz. Yok, bir kısırlık devresi geçirdik. Attığımız gol ortada, yediğimiz gol ortada. Evet. Onun için zaten sezon başındaki düşüncelerden bir tanesi de bir Piyot Santifor hikayesi vardı. Evet. O olacaktı. Transferde demek ki yönetim kurulu da, hoca da değişik açılarda, onu birkaç defa yönetime sordum ben. Evet. Hoca öyle oynamak istedi, ona göre aldık dediler. Böyle bir fikirleri vardı. Hocanın şeyine uymuşlar. Ama halk bunu niye istiyor? Gol, bol gollü maçlar seyretmek istiyor. İhtimal olarak daha fazla gol olacak yani. Yani şimdi bu ortam ama şimdi 3 gol attık diye de bu olmaması gerekir yani. Hani eleştiri olarak değil de. Attık diye yani. Sıkıntımız var mı? Golcü, şimdi 3 maç 3 gol attıktan sonra konuşuyoruz zaten şu anda. Fethiye Spor. Geçen hafta daha gol atamamayı konuşuyorduk. Geçen hafta gol atamıyoruz. Gol atamıyoruz. Niye atamıyoruz? Bir golcümüz yok diyoruz. Evet. Yani pilot santrafor yok. Şu 3 tane golcümüz değil bizim. 3 ayrı kişinin attığı golü. Evet. Bir golcü hakikaten duracak orada, atacak işte. Fenerbahçe'de Van Persie gibi adamı, adam yedik oynatıyor. Oyuna geç oyundan geç alıyor. Bilmem ne yapıyor ama gol atıyor. Evet. Her zaman diyorsun ki, benim Alex'in zamanında da öyle değil miydi? Tabii ki. Alex'in olsun korkma diyorduk. Evet. Beşiktaş'ta şimdi bir Gomez var. Adam gol atıyor. Hiçbir fazla makine. Bir şey. Ha, evet. Bak şimdi durdu. Şimdi yanlış mıydı? Burada bir de yanlışlık bize şu vardır seyircide. Adam bir iki maçta gol atamadı mı? Vay ya, zaten bu böyleydi deyip geçmemek lazım. O kişilerin yaratılışları gol. Tanju da öyleydi. Atılan gollerde herkes ona bakardı. Şimdi dışarıdaki golcüye bakın. Messi istediği dakikada gol atıyor. Ronaldo istediği dakikada gol atıyor. Atabiliyor. Böyle adamlar, ben buraya Messi'yi yahut Ronaldo'yu getirelim değil mi? Ama bu ligi götürecek iyi bir santrafor, iyi bir golcüye hakikaten Fethiye Spor ihtiyacı var. Bu gerçek. Evet. Ama bunu nelerle kapatabiliriz? İşte gençlerle, enerjisi olan, biraz da kendine bakan gençlerle bu açığı kapatabiliriz. Bir
Şimdi biz bir santifor yaratmaya çalışıyoruz. Bakın Emre ile bir santifor yaratıyoruz. Emre santifor değil bizim. Bunu yani geçen hafta da söyledik. Ama bir oradan bir futbolcu santifor yaratmaya çalışıyoruz. Olağanüstü verimli. Evet. Ama yani özellikle yani olarak santifor. Onun verimini... Sevgili Okan Uysal, Sayın Başkan, geçen haftaki programda burada bir pilot santrafor almak için hocamızın, çaba gösterildiğini, hocamızın ama dur dediğini söyledi. Hatta kendi isteğimle keşke alsam mıydı diye düşündüm de dedi. Evet. Ve onunla ilgili olarak da sonradan kadroya Hüseyin'i aldıklarını hani Antalya'dan, evet. Antalya'dan Hüseyin'i kadroya katıldığını söyledi. İşte burada da aynı şeyi biz de aynı şeyi, evet, söylüyoruz. Umarız hocanın tercihi sağlıklı çıkar yani. Yönetimin lüzumu halinde oraya bir şeyin alınacağını söylemesi güzel bir şey. Hoca da bunu bekler. Ha alınırsa ne olur? İnşallah kötüye doğru gitmez takım. İleriye, evet, doğru adım atar. O zaman belki de hiç şey kalmaz. Evet. İhtiyaç kalmaz. Kalmaz. Uğur öyle biraz da o, tabii ki Uğur da kendini gösterecek. Uğur Erdoğan mesela Fethiyespor'un istediği o santrafor tipi, hocanın da hani düşündüğü, benim de görebildiğim kadarıyla, idmanlarda izlediğim kadarıyla Uğur Erdoğan, ama Uğur da birazcık forma girdikçe zannediyorum hocanın istediği de olacaktır, sahaya yansıtacaktır. Zaten bu futbolun ana prensiplerinden biridir. Bir yerde tam randıman alamadığın adamı da başka bir randıman alıyorsun. Onun yerine bir adam var. O da kendi randımanını verse, ikisinin de randımanı yüksek olduğu için pozisyonları rahat yakalayacaksın. Evet. Biz şimdi Emre'den nasıl faydalanıyoruz? Emre kanat adamı olduğu halde bizi santifor gibi oynuyor. Evet. İşte orada onun enerjisinden kazanıyoruz. Evet. Öbür arkadan icap ederse, alırsa da o Fiyot santiforu, o da faydalı olur. Takım daha iyiye doğru gider. Ben bunu söyleyeyim. Ama genç bir takım var. Genç bir takımın içinde iyi şeyler çıkar. Evet, değerli izleyenlerimiz de yazıyor. FTV yazı boşluk bırakıp 39-69'a gönderdiğiniz mesajların içerisinde Fethiyespor'un 10 numaraya ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Yine santrafor ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Sizler mesajlarınızı yazmaya devam edin değerli izleyenler. Çünkü Fethiyespor'un siz tribünden nasıl görüyorsunuz? Mutlaka mesajlarınızı atın. Bu mesajlar da kamuoyu yaratacaktır düşüncesindeyim. Çok kısa bir reklama gideceğiz ama kısa bir değerlendirme alacağım sevgili Fidan'dan. Bu golcü konusunda, gol eksikliği konusunda Fethiyespor'un. Tabii çare, yani her oyuncu da gol atabilir ama bu pozisyonu ona dayalı oyun sistemi olduktan sonra, yani istikrarlı bir şekilde kadroda fazla eksiklik hissetmeden hocanın oyun prensibine göre uygun oynayabilirse, verimli olabilirse futbolcular elbette gol atılacaktır. Ama evet, gol şansına golcü bir adamın tıkçı deniyor yani spor deyimiyle. Orada her an bitip golünü atabilecek bir pivot santrforum bence yararı var. Ama hocamızın tercihi madem ki böyle, inşallah kendi beklentisi onun lehine sonuçlanır ki biz de seviniriz yani gol attıkça Fethiyespor. Ama atamadığı zaman sıkıntı doğar. İşte o zaman kendine güven azalır takımda. Seyirciyi de etkiler. Şimdi biz alınsın alınmasın diye bir de kendi kendimize soruyoruz. Hoca da bunu istiyor ama goller atıldığı zaman kimse sesini çıkartmaz. Goller atılmadığı zaman işte gole işte derler ki ya Timur sen öyle diyordun da bak gördün o futbolcu alınmadı. Ya Abdullah abi sen öyle diyordun da böyle böyle oldu. Alınmadı futbolcuz böyle hale düştük. Yani gol demeye başlarlar. Gol sorun yok zaten. Gol atıldı mı sorun yok. Ama atılmadığı zaman sorun. İşte bu sorular ki patlıyor. Benim dikkat çekmedik istediğim şey var. Şimdi maçın 90. dakikasında Mert'in keşke çift sarı kartı görmeseydi. Mesela böyle durumlarda futbolcu kardeşlerimiz hem hocalarını önündeki haftanın programını yaparken kadro sıkıntısı yaratmasını belki onu tekrar düşünüyor ise bunda hemen Mert kadronun 18 kişilik kadronun dışında kalıyor. Hem takımını eksik bırakmış oluyor hem kendisi maddi olarak eksik, evet, kalmış oluyor. Bu nedenle buna dikkat etmeli, takımı eksik bırakmamalıyız. Evet. Gereksiz yere. Evet sevgili Fidan, reklam arası vermek zorundayız. Değerli izleyenler, spor saati devam edecek.
Çok kısa bir reklam ve daha oldukça bölgemizdeki takımlarımızın dosyaları var. Onları konuşacağız. Bölgemiz takımlarını konuşacağız. Bizden ayrılmayın.